Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Tier 10 Ranked'larda hangi kruvazör ve muhripleri almanız lazım bundan bahsedeceğim. Ki ağaca da tek bir video sığdıracağız çünkü ağaçların üzerine çok fazla durmayı planlamıyorum. Önceden bahsettiğimiz ağaçlar olacak genelde. Mesela kruvazörlerde arkadaşlar ilk önerimiz Petro ağacı. Tabi süper versiyon açıksa süper versiyonu da kullanabilirsiniz. Şimdi neden Petro ağacı ilk önerimiz? Birincisi radar menzili arkadaşlar. Oyundaki en uzun ağaç Petro ağacı. Yani radar çok süper değil diyen arkadaşlar var ama ya şöyle düşünün. En kötü ihtimal diğer ülkelerin hepsinden daha uzun menzile sahipsiniz. Diğer ülkelerin hepsinden daha fazla muhripleri öne çıkarma, muhripleri bulma ihtimaliniz var. Ki ya çoğu map'te mesela bir muhrip oyuncusuysanız o 10 kilometre radarla 12 kilometre radar arasındaki farkı biliyorsunuzdur. 12 kilometre radarın olduğu yerlere gitmeye çalışmak, o radarın etrafından dolanmaya çalışmak o oyunu, pardon, o gemiyi kullanan kişiler için, o muhripler için çok daha zor olabiliyor. O yüzden bence Petro'nun radarı bir kere en önemli kaynaklardan bir tanesi. İkincisi tabii ki sadece Petro'nun tek özelliği radar değil, dayanıklılığı arkadaşlar. Yani diğer gemilerde bir hata yaparsanız direkt olarak oyundan düşmeniz mümkün. Bir savaş gemisinden tek yemeniz mümkün ama Petro'da bu çok daha düşük. Geminin zırhı çok daha iyi. Çok büyük bir hata yapmadığınız sürece hani hasar yiyebilirsiniz ama direkt olarak oyundan silineceğinizi zannetmiyorum Petro'yla. Bunun dışında arkadaşlar hala güzel toplarınız var. 220 mm toplar. Yüksek hasar verebilen. Zaten patlayıcı mermilerinizin hasarını görüyorsunuz. Zırh değici mermilerinizin hasarı da çok güzel. 6300. Bununla beraber yine yüksek can puanına sahipsiniz. Uçak savarınız bile var eğer gerekirse. Tek sorun Petro ağacında torpido yok. Ona da ihtiyacınız var mı? Bence yok. Yani ranked savaşlarda savaş gemilerine torpido atmaya çalışmayacaksınız Petro ağacıyla. Rakip kruvazörleri yok edeceksiniz. Muhripleri ortaya çıkarıp onlarla savaşacaksınız. Savaş gemileri sizin için biraz daha son hedef olması lazım. O yüzden hani Petro ağacında torpido olup olmaması da bizim için önemli bir şey değil. Zaten şimdi ikinci önerimize gelirsek bunlarda da torpido yok. Desmoines ağacı. Arkadaşlar Desmoines ağacını da öneriyorum. Desmoines'in Petro'dan iyi olan kısmı ateş gücü. Desmoines'te çok daha fazla patlayıcı hasar çıkarabilirsiniz bir dakikada. Ancak şöyle bir sorun var. Menziliniz daha kısa. Yani bu hasarı çıkarabileceğiniz menzile girmeniz biraz daha zor. Bununla beraber zırhınız daha kötü. Torpido korumanız daha kötü. Bir hata yaparsanız arkadaşlar Desmoines ağacında hani direkt olarak oyundan silmeniz de mümkün olabilir. O yüzden biraz daha dikkatli oynamanız lazım. Ve bence hani Petro'dan sonra ikinci seçenek olarak kullanılabilir. Yine radarınız var. Yani sonuçta yine bir muhriplerle başa çıkabiliyorsunuz. Ve bununla beraber güzel ateş gücünüz de mevcut. Bu arada radarı neden bu kadar çok öne çıkarıyorum derseniz arkadaşlar. Yine önceden söylemiş olabilirim ama. Sonuçta ranked savaşlarda normal rastgele savaşlara göre daha da az gemi var. Yani o muhripleri tespit etmeniz daha zor. Ve muhripleri tespit edip onları oyundan kaldırırsanız da bu sefer zaten az olan düşman sayısından bir taneyi silebiliyorsunuz. Ya bunun takıma katkısı çok büyük. Yani normal rastgele savaşlarda 12 tane gemi var. 12 gemiden bir tanesini kaybetmekle arkadaşlar 7 gemiden bir tanesini kaybetmek arasındaki fark çok büyük. Yani birinde %8'lik bir takım gücünü kaybediyorsunuz. Birinde %15'lik. %15 oranını attım bu arada. Yani bunun takıma katkısı arkadaşlar, o yüzden radarla bir muhribi yok etmenin bence her zaman diğer ülkelerin avantajlarına göre, atıyorum hidro vesaire gibi, daha önemli. Bunun dışında kruvazör ağacı olarak son önerim Fransızlarda Marsilya ağacı. Şimdi neden Marsilya'yı öneriyorum bu kadar radarlı ağaçtan bahsettikten sonra? Arkadaşlar Marsilya'yı önerme sebebim şu. Hani kruvazörleri, pardon, muhripleri yok etmeyi göz ardı ederseniz, yani muhripleri ikinci plana atarsanız rakip kruvazörlerle savaşabileceğiniz ağaç bence Marsilya. Yani rakibin üstüne pushlayabileceğiniz, yüksek hasarlar verebileceğiniz bir ağaç Marsilya ağacı. Zaten gördüğünüz gibi zırh değici hasarlar 9700, savaş gemisi topları var adeta. Yükleme sürenizi vesaire de bayağı düşürebiliyorsunuz Marsilya ağacında. Yani bu ağaçla rakip kruvazörleri oyundan düşürebilirsiniz. O yüzden hani muhriplerden çok biraz daha kruvazörlere odaklanmak istiyorsanız, manevra yapıp üstlerine pushlayıp onları öldürmek istiyorsanız o zaman Marsilya ağacı daha güzel olabilir. Bunun dışında tabii ki sadece pushlamak için değil, bu ağacın arkadaşlar hızını vuruşlardan kaçırmak için de kullanabilirsiniz. Yani hem ileri gitmek için, hem rakibi yakalamak, hem kaçmak için, hem de yüksek hasar vermek için Marsilya ağacı bence güzel olacaktır. Ama tabii ki işte muhriplerle başa çıkmanız bu ağaçta çok daha zor. Hem düşük ateş hızına sahipsiniz, muhrip yok etmek için tabii ki. Hani bir kruvaz olarak o kadar da kötü değil. Hem de muhripleri ortaya çıkarabileceğiniz bir kabiliyetiniz yok.
Şimdi kruvazör önerilerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz kömür gemilerini vesaire önermiyorum. O yüzden daha fazla detaya girmiyoruz kruvazörlerde de. Şimdi muhriplere gelirsek. Muhriplerde ilk önerim. Evet, panasya değil tabii ki, çaktırmayın. Şöyle İngilizler. Şimdi neden İngilizler ilk önerim? Arkadaşlar Daring'in bir kere ateş gücü süper. Yani bir muhrip olarak çok yüksek bir savaş gücüne sahipsiniz. Bununla beraber torpidonuz var. 10 kilometre menzil gayet güzel. Ondan sonra uçak savar savunmanız hani süper bir şey değil ama var. Yani bir muhrip olarak gerekirse bu elinizde mevcut. Sisiniz var. İngiliz sisi var hem de. Şöyle size göstereyim. Hareket ederken kullanabiliyorsunuz bunu. Tamir kabiliyetiniz var. Sis ve arkadaşlar onarım ekibi çok fazla işinize yarayacak şeyler. Çünkü Daring'le yüksek ateş gücü sayesinde rakip muhriple savaşıp muhribi öldürüp kendinizi tamir edip yeniden başka bir savaşa atılabilirsiniz. Ya da muhribi öldüremiyorsanız sis cihazınızı açıp hareket edip bölgeden kaçarken kendinizi yeniden tamir edip hani savaşa bir daha dönebilirsiniz. Bir muhrip ağacında şöyle bir tamir kabiliyetinin olması bence gayet güzel. Çünkü rakip muhriplerle savaşırken çok fazla zırhlayıcı mermi de yemeyeceksiniz. Yani genelde patlayıcı mermi sıkarlar. Patlayıcı mermiden gelen hasarı tamir etmeniz de gayet mümkün. O yüzden Daring ağacının hem yüksek atış gücü olması, hem kendini tamir edebiliyor olması, hem de hareket ederken sis cihazı kullanabiliyor olması bence bu ağacı ilk seçenek yapmak için yeterli. Bir diğer önerimiz de Fransızlar, Kleber. Yani normalde söylememem lazım ama kömür gemileri vesaire. Eğer Fransızlarda oynamak istiyorsanız Kleber vesaire değil de Marseille'yi açıp Marseille'yi kullanabilirseniz çok daha iyi. Bu arada hala Marseille satışta mı emin değilim. Büyük ihtimal satılıyordur. Ama Kleber'den bahsedeceğim bugün. Arkadaşlar Kleber yani Daring'in biraz daha iyi ateş eden versiyonu. Daha yüksek ateş gücüne sahip olduğunuz versiyonu. Daha hızlı olduğunuz versiyonu. Gördüğünüz gibi uçuyor zaten bu Kleber ağacı. Marseille daha da güzel. Ancak Kleber'e benim ikinci önerme sebebim. Yani Daring'in iyileştirme kabiliyetine ve sesine sahip olmaması. Tabii ki Kleber'le hani Daring'in üstüne doğru pushlayıp Daring'i öldürmeye çalışabilirsiniz ama hani rakip radara vesaire yakalanırsanız büyük bir sorun olabilir sizin için. Daring'i öldüremeden önce ölürseniz özellikle Daring canını doldurup savaşmaya devam eder. Siz de takımınıza yük olmuş oldunuz. Bu ağaç bence biraz daha çok diğer muhrip ağaçlarıyla savaşmak için daha güzel olacak bir şey. Yani Daring'le değil de atıyorum diğer ülkelerin muhripleri olabilir. Japonlar olabilir, Amerikalılar olabilir, Almanlar olabilir. Yani onları savaşıp yenmeniz ya da savaşı hasar verdikten sonra savaştan kaçmanız İngiliz ağacına göre daha önemli olacak. Çünkü atıyorum hani Daring ağacıyla yarı cana savaştınız diyelim. Daring'i yarı cana indirdiniz, kaçtı. Kendini tamir edip geri gelecek. Başka bir muhribi yarı cana indirip kaçarsanız o muhrip hani aynı canda savaşmak zorunda. O yüzden hani Daring ağacı dışındaki ağaçlara karşı Fransızların daha fazla iş yapabileceğini düşünüyorum. Ancak yani eğer Ranked için muhrip kasmayı düşünüyorsanız bence ilk seçenek Daring olmalı. Fransızlar değil. Çünkü Fransızları oynamak da zor. Özellikle ilk defa oynuyorsanız arkadaşlar sissiz gemilere alışmak muhriplerde biraz zor olabiliyor. Bunun dışında arkadaşlar üçüncü önerimiz de Avrupa'da Gdansk ağacı. Şimdi bu ağacı üçüncü öneriye koyma sebebim şu. Diğer iki ağaca karşı oynamanız biraz daha tecrübe isteyecek olan ağaç arkadaşlar. Çünkü bu ağacı oynayabilmek için en iyi yapmanız gereken şey şu sis cihazı ve radar kabiliyetinizi kullanmayı öğrenmek. Ateş gücü olarak baktığınız zaman Fransızlardan da İngilizlerden de daha düşük. Onun dışında torpido açısından bakarsanız yine İngilizlerin torpidoları daha iyi. Fransızların torpidoları da güzel olması lazım. Ama bu ağaçta yapabileceğiniz en iyi şey, daha doğrusu kullanmayı öğrendiğinizde yapacağınız şey, sis cihazı ve radarı kombosunu doğru kullanmak. Bunu doğru kullanabilirseniz, kendiniz görünmezken rakibinizi ortaya çıkarıp onunla savaşabiliyor olmanız, hem Daring ağacına hem de Fransızlara karşı avantaj sağlayacak. Çünkü mesela sis radar açtıktan sonra Fransızların size yapabileceği tek şey üstünüze gelmek. Üstünüze gelene kadar adamla rahat bir şekilde ateş edebileceksiniz. İngilizlerin yapabileceği şey yine ya üstünüze gelecekler ya kaçacaklar. Radar menzilinden kaçana kadar dövebilirsiniz. Ya da üstünüze gelirlerse İngilizlerin hidro mesafesi 3 kilometre. Yani bir nevi yok gibi bir şey. Yine Fransızlarda olduğu gibi tamamen dibinize gelene kadar dövmeniz mümkün. İngilizlerin hani bu dayaktan kaçtıktan sonra kendini tamir etme şansı da var. Ama diğer ağaçların pek de yok. O yüzden Gdansk ağacında bu kabiliyetleri doğru kullandığınız zaman arkadaşlar gayet işe yarayacağını düşünüyorum. Bu arada birkaç tane yorum görmüştüm ama bazı arkadaşlar radarın iptal edilebildiğini falan düşünüyor galiba. Arkadaşlar radar iptal edilemiyor. Yani rakip hidro da bassa bir şey de yapsa radar iptal edilemez. Eğer sisin içerisine oturup radar açarsanız bu 9 kilometre menzili garanti %100 görebilirsiniz. Onun karşılığında rakip ne yaparsa yapsın hani sizin onu görmenizi engelleyemez.
Benim burada diyeceklerim bu kadardı. Yani teknik ağaç gemilerinde her iki ülke içinde, pardon, her iki sınıf içinde 3'er tane öneri yapmış olduk. Muhriplerdeki önerilerde arkadaşlar hani güç sıralaması olarak düşünmeyin. Siz daha çok hangisini tercih edersiniz onu düşünün bence. Yani atıyorum kendini iyileştirebilmek daha önemliyse senin için. Darink ağacı. Hız daha önemliyse. Fransız ağacı. Yok kardeşim ben daha iyi kabiliyetlere sahip olmak istiyorum. Gözükmeden rakibi farmlayabilmek istiyorum diyorsanız. Hani bunu oynayabilirim diyorsanız o zaman da Gdansk ağacı. Ancak şahsen benim birinci tercihim kesinlikle Darink ağacı olur. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sizin aklınızda kalan bir şey varsa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.